Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size 5 yaş mini yok eğitim setinin 5. kitapçığından bahsetmek istiyorum. Bu tarz eğitim setlerinin içerisinden toplamda 10 adet kitapçığımız çıkmakta. 1 adet kontrol kutumuz çıkmakta. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen buna geçelim. Arkadaşlar 1'den 12'ye kadar taşlarınızın hepsini şu şekilde sıralıyorsunuz. Sonrasında ise kitapçığımızın zaten ilk sayfasında içeriklerinde neler var? Bunların hepsi yazmakta. Futbol sahası, antrenman malzemeleri, futbol antrenmanı gibi birçok etkinliğimiz burada yazmakta. Şu şekilde oyun platformunu açtık arkadaşlar kitapçığımızı. Oyun platformunu şu şekilde önümüze açıyoruz. Şimdi oyun bize diyor ki 1 numaralı taşı al. 1 numaralı taşı alıyoruz. 1 numaralı taşımızın olduğu yerde bir çocuk görüyoruz. Bu çocuk burada nerede? Aşağıda bana çocuğu göster diyor. Aşağıda aynı çocuğu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi hemen bakalım. 1 numaradaki çocuğumuz arkadaşlar şurada, hemen taşımızı aldık, yerleştirdik. Şimdi 2 numarayı aldık. 2 numarada üzerinde sarı tişört olan bir çocuğumuz. Şurada hemen yerleştirdik taşımızı. 3 numaralı taşımızı aldık. Üzerinde beyaz tişört, turuncu şekilleri olan bir tişört giymiş. O da şurada, hemen yerleştirdik. 4 numaralı çocuğumuzda ise arkadaşlar kırmızı bir tişörtümüz bulunmakta. Şurada. 5 numaralı çocukta ise yeşil ve kırmızı çizgileri olan kazak giyen bir çocuğumuz var. O da şurada arkadaşlar. Hemen yerleştiriyoruz. 6 numaralı çocuğumuzda ise, yani kızımızda, o da şurada arkadaşlar. Hemen yerleştiriyoruz. 7 numarada ise arkadaşlar, hemen şuradan bulalım. Bu da bir kız. Aynısı şurada. Hemen eşleştirmemizi yaptık. 8 numarada şort giyen bir çocuğumuz. Üzerinde sarı tişört var. Aynısı şurada koyduk. 9 numarada ise arkadaşlar yeşil pantolon giymiş bir çocuğumuz. O da şurada. 10 numarada ise arkadaşlar yine şort giymiş bir çocuğumuz. Aynısı şurada, yerleştirdik. 11 numarada sarı üstü olup kırmızı çizgisi olan bir çocuğumuz. O da şurada. Son olarak 12 numaradaki çocuğumuz da mavi beyaz çizgili olan tişört giyen çocuğumuz. Şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Ters çeviriyoruz. Eğer ki şuradaki şeklin aynısını doğru bir şekilde oyun platformunuzda yapabiliyorsanız doğru yaptınız demektir. Şimdi diğer içeriklere geçelim. Bir tane oynanış gösteriyorum. Diğer sayfalarda ise arkadaşlar içerisinde neler var bunları göstermek adına sayfaları çevireceğim. Şimdi arkadaşlar burada antrenman malzemelerimizin olduğu bölümümüz var. Yine sayıları 1'den 12'ye kadar oyun platformunuza, kırmızı platforma 1'den 12'ye kadar sıralıyorsunuz. Sonra üst tarafta aynılarını bulup aşağı tarafta da eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Burada ise arkadaşlar antrenman hareketleri, aynı hareketleri yapan çocuklar, mavi, beyaz mavi çizgili çocuklar yukarıda yapıyor. Siz aynılarını aşağıda kırmızı tişört giyen çocukların yaptıklarını bulmaya çalışacaksınız. Burada ise arkadaşlar çim sahasında neler var bunları bulmaya çalışıyorsunuz. Aparatların aynılarını. Burada ise arkadaşlar futbol oyuncularımız var. Oyuncuların hangisi olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Oyuncuların hepsinin gölgeleri verilmiş. Aşağıdaki gölgelere göre gölgenin hangi çocuğa ait olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Arkadaşlar burada bir eşleştirme bulunmakta. Yani örüntü de diyebiliriz. Top, tişört, top, tişört, top, tişört. Ne gelmesi lazım? Tişört, daha doğrusu forma. Bu şekilde devam edeceksiniz. Burada ise arkadaşlar maça hazırlık bölümümüz var. Çocuğun üzerinde neler var onları bulmaya çalışacaksınız. Şimdi bir sonrakine geçelim. Burada yine karede top oynayan çocuklar var. Yukarı tarafta, yani üst kısımda bütün halde verilmiş. Aşağıda ise parçaları var. Yani parça bütün ilişkisi, tüme varım, tümden gelim özelliğini kullanan bir sayfamız bulunmakta. Eşleştirme yapacaksınız. Burada ise arkadaşlar resimleri aşağılardaki objelerle eşleştireceksiniz. Çocukların herhangi bir giydiği kıyafet olabilir ya da işte kullandıkları obje olabilir gibi. Burada ise arkadaşlar formalarımız var. Formaları yukarıda bütün olarak verilmiş. Aşağıda parça halleri var. Parça bütün ilişkisi olarak yine bulmanız istenmekte.
Burada ise arkadaşlar yine örüntümüz var. Örüntüleri bulmanız istenmekte. Atkı, işte düdük diyebiliriz buna. Atkı ne gelmesi lazım? Düdük şeklinde devam edeceğiz. Burada ise arkadaşlar bayraklarımız bulunmakta. Bayrakların kapalı hallerine göre, yani şu şekilde hallerine göre açılmış halleri bulmanız istenmekte. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de 5. kitabı beğenmişsinizdir. Eğer ki 5. kitabı beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.